Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 22. sözün ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidus semavati vel ardı. Fesubhanallahi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Arkadaşlar, sayfa 293. Bir paragraf okuyacağım. Konu şu. Hoşuna gidecek Şükrü. Maddenin fonksiyonu mudur? İnsanda ortaya çıkan sıfatlar. Yani madde, esbaperest şeyini yıkan, yani madde denilen şu atom, bedihi belli ama insani sıfatlar var bizde, atomla yapılmış olan bizler, bizlerde gözüken bu sıfatlar maddenin fonksiyonu mudur? Mevzu anlaşıldı değil mi Atlan? İnşallah. Tamam. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbab perest gafil. Doktor bak bir daha. Maddeden yapılmış olan bir insan, madde ve insanın tavır ve davranışları, düşünceleri, fikirleri, vehimleri, dünyasını cennet ve cehenneme çeviren vehimleri, insani latifeleri, vefasını, şefkatini, hayasını, edebini, örf, anane, kültür, geleneğini, simasındaki soyunu tanımlanan, namazı kılıp kılmadığı, her şeyin ayağın olan, Kur'an'ın tabiriyle bütün karakteri tezahür eden maddede, ama madde midir? Maddenin fonksiyonu mudur? Yani insani özellikler maddede gözükürken, yani ben konuşuyorum, güzel konuşuyorum, ben konuşuyorum, reddediyorum, vefa yapıyorum, ben yapıyorum. Maddede gözüküyor ama bu özellikler maddenin fonksiyonu mudur? Maddede müteşekkil, bizi başka bir yere taşıyacak. Ey esbab perest gafil. Hüzdük yapıyorum ki kaçta bitirmem gerekiyor? Çıkma yasak. 45 abi, onda yasak. Onda yasak, ne yapayım? 45. Ne kadar daha mesela olur? Ha, tamam. 45'te bir rakayım şu anda. Esbab bir perdedir. Esbab bir perdedir deyince böyle kapatmak için değil, perdeyi biz yanlış anlıyoruz biraz veya eksik anlıyoruz. Perde örten gibi gözükürken aynı zamanda açandır. Mesela sinema perdesi. Usta diyor ki toprak perdesi. Bu kadar ne şunema gözüküyor. Kapatan değil. Esbab perdedir. Yani orada ortaya çıkıyor. Kapatıyor değil. Zemin. Yani zemin. Ama yanlış anlıyoruz. O zaman dibideyi yanlış anlaşılacaktır. Esbab bir perdedir. Yani her şey onun üzerine gözüküyor. Biz acayip bir şey. Madde o kadar önemli ki en kesif, en cami olduğundan Allah'ı en iyi gösterendir. Cennette taallümle tekemül memleketi değil. İlim yaparak terakki değil, keyif yapma yeri gibi. Ama insanı insan yapan burası. Kafiri kafir yapan burası. Münafığı münafık yapan burası. Burası. O kadar madde o kadar önemli ki. Mesela buz, su gösterecektim. Buz ama orada orası değil ki, su. Su ama aşık o, başka bir yere gireceğim. Bunu biliyorsunuz. Su, buz, su, aşık o, madde, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Aynı hayat cennet. Buzun içinde cennet böyle var. Havada radyo, televizyon dalgalar olduğu gibi. Şimdi başka bir şey, bunu duymuştunuz, başka bir şey anlatacağım. Her bir atomda iyim var. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Ezberleyesiniz diye söyledim. İyim. Üç tane i, bir tane me. Yani benim vücudum, hızlı konuşuyorum çünkü zamanım yok. Değil mi? Gideceksiniz. On yasak. Mesela diyor ki 30. pencerede insan penceresinin ruh 200 trilyon hücreye İlişkileri ve çelişkilerine, sıfatlarına, vasıflarına nasıl hakim? Küçük dünyada seyret.
Nasıl hakim? Tırnağımdaki hücre ile gözümdeki hücre. Nasıl hakim? Hakim. Kaderin yazdığı evamiri tekviniye de maddeye böyle hakim. Aynen. Aynen böyle hakim. Mesela kedi ile armut, kiraz. Ne kadar farklı? Tırnak hücresiyle göz hücresi de böyle. Tamam. Her şeyin ortaya çıktığı zemindir. Madde çok önemlidir. İnsanın taallüm ve tekümel etmesine sebeptir. Her şeyin ortaya çıkmasına sebeptir. Örten değildir. Madde bir perdedir. Ha? Başka bir perdeyi söyleyeyim. Mıknatıs düşünün. Elimi görüyor musunuz siz? Görüyor. Şurayı mıknatıs düşünün. Burası demir düşünün. Belirli yere geldikten sonra yapışır mı? Yapışır. Keletlenir, bütünleşir. Bunu burada tutan mesafedir. Biz esmadan geldik. Esma olarak değil de mahluk olarak bizi burada tutan maddedir. Bizi biz yapan budur. Ha? Bizi burada tutan boşluk bu perdedir madde. O kadar önemli. Bakın insan olmak için buraya gelmişiz. Yoksa keyif için Allah haşa istihza etmez. Cennetteydik zaten. Yani cennete gitmek için buraya gelmeye gerek yok. İnsan olmaya geldik. İnsan olmaya geldik. İnsanı özellikler. Sendeki donanımlar nedir? Sesi açtın mı? Aç. Şu. O kadar hoşuma gidiyor ki son zamanda şu cümleye bakın. Biz varisi istidadıyız Adem Aleyhisselam'ın. Adem Aleyhisselam'ın nesiyiz? Varisi istidat. Aynı bir tamamıya bende var. Varisiyiz. Neyin? İstidadının. Madde manaya göre kaimdir. Mesela senin ruhuna göre siman var. Namaz kılıp kılmadığını. Benim ruhum seni maddede olmaz öyle. Manaya göre madde, maddeye göre mana. Maddeyi bırakmayın orada. Buzdur ama sudur. Aşağı böyle indiğin gibi. Atomdur ama iyiyimdir. Atomda ihtiyaç var, iştiyak var. Ne? Hasan olmaya. Üç tane diyor. Mektep, askeri, kışta gibi, mektep gibi. Bir tane de söylüyor. Misafirhane diyor. Çok önemli kardeş. Zaman çok önemli. O kadar önemli ki. Onun için esbab bir perdedir. Yani her şeyin ortaya çıktığı yerdir. Esbab bir perdedir. Cennette böyle bir şey yok. Cennet cemaldir. Cehennem celaldir. Dünya pekmez tayının karıştırımı gibi celal ve cemali karıştır. Kemalidat üçüdür. Bulamayız böyle bir dünyayı. Bulamayız birbirimiz gibi. Birbirimizin kıymetini bilin. Bulamazsınız. Sonuca göre süreci değerlendirin. Sonuç Allah'ın rızası, sürece böyle bak. Eylem ise tersi. Sonuca göre süreci yaşa. Düşüncen ise sonuca göre sürece bak. Mesela nasıl canım çıkacak? Allah'ın rahmeti gadabını geçmiştir. Galip nedir? Galip. Sonuç nedir? Rıza ilahidir. Rahmet ilahi. Gadabını geçmiş mi? Bloke etmiş. Ne kadar sonsuz da olsa gadab, rahmete göre muayyendir. Bize göre sonsuz. Ha, rahmet ilahi esas mıdır? Ve ma rabbuke bizelamin lilabid. Rabbin üzerine kulları zalim değildir. Rahmet ilahi asıl mıdır? Asıldır. Nasıl canım çıkacak? Sonuca göre. Şimdi süreci söylüyorum. Bak sonuca göre süreci. Rahmet ilahiye göre canım çıkacak. Kabire nasıl gireceğim? Nükemekir ne diyecek bana? Rahmet ilahiye göre hesap vereceğim. Sonuca göre süreç, düşüncemiz böyle olmalı. Eylem ise sonuca göre mukaddeme yapmalı. Tarla ekeceğiz, Temmuz Ağustos'da biçeceğiz. Zihnimiz Temmuz Ağustos'daki rezaka göre ekiyor. Esbab bir perdedir. Değişti değil mi Ömer? Kapatan değil. Evet. Her şey ortaya çıktığı yer burası. Yiyorum ben bunu. Çok hoş bir noktayı nazar abi. Çok acayip. Kapatan değil. Tam tersine. Her şey açık. Biz kapalıyız. Ya.
Çok lazım. Bugün biraz meşgul oldum da ben benim neresindeyim dedim ya. Niye hep benden kendimden kaçmışım diye. Yattım zavallı o da tanışmak istiyordu. Ben benimle görüşmek istiyordu. Ben benimle dolaşmak istiyordu. Hep böyle bırakmışız ya. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Sende de öyle. Azamet ve kibre böyle ister. Ben de celal ve cemal böyle ister. İzar ve rida çoğalt. Rububiyet ve uluhiyet böyle iktiza eder. İnsan olmaya geldik. Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. O bab-ı insaniyet sisteminde insan girecek. Biz insan değiliz, insan olmaya. Biz beşeriz. Şerlerle dolu bir kutuyuz. İnsan olmaya geldik. Beşeriyetten çıkacağız. Beşer yer, içer, cinselliğini tatmin eder, yapar da yapar. Her şeyi kemalini buldurur. Beşer, hayvandan farklıdır. Ama insan olmak başka bir şeydir ya. İnsan olmak başkadır ya. İnsan olmak imtiyazdır. Yegane muhatab-ı ilahidir. Hep böyle derim de bir şey demek istiyorum, diyemiyorum. Bir şey demek istiyorum, diyemiyorum. Yalnızlık Allah'a mahsustur tekellemesine diyorum ki, Allah bile Habib, sevgili, muhatap gibi kullarını, peygamberlerini yaratmış. Değil mi? Halilur Rahman. Allah Resulü nedir? Habibullah. Habibullah. Ruhullah vesaire. Muhatap. Gel diyor Miraç'ta, gel sohbet edeceğiz dedi. Gel sohbet edeceğiz ya. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Kudret-i samedaniye nedir? Kulu vallahu ehed, başı, sonu, küllen küfü ve ned. İkinci ayet nedir? Allahu samet. Bu samet, yani kudret-i samedaniye, lügatı hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şey ona muhtaç olan, bir baktığın zaman hakikaten sisteme kendine şahit ol. Sistem böyle anlatırken tabii, içine gir böyle. Öyle bir hakikata sahibiz ki ruh, yani ben oyum diyorsun ama muayyen değil. Tipi yok, kilosu yok, ruhu yok. Vefa, şefkat, haya, edep, örf, anane, kültür, gelen hep onda. Onunla tezahür ediyor. Ellerimi de o hareket ettiriyor şu anda. Ellerimi o hareket ettiriyor. Değil mi? Mesela kafirane bir söz var ya, kimde para ve iman oldu belli değil. Ondan sandık. Yahudi diyor bunu. Yani o çalem hoş ver. Olur mu? Her şeyin bir alameti var. Bak elimin bu hareketi yapması, simanın öyle olması, namaz kılıp kılmadığını nasıl Allah biliyor? Simadan da Allah diyor ki simadan gözüküyor diyor. Kafirane söz ya. Ha, kudret-i samedaniye ne yapıyormuş abiler? İş görüyor. İş gören kudret-i samedaniye. Niye kendimde misal verdim? Allah olduğu için Allah yapar diye koyuyorum kenara. Ama intikal edemiyoruz, hayret edemiyoruz. Kendimden böyle kudret-i samedani ruhtur bizde. Ruh nasıl karaciğerimi, böbreğimi, dalağımı, beynimi, hücremi, kafamı, hayalimi nasıl idare ediyor, nasıl yönetiyor ya? Şu anda elime bak mesela. Sana diyorum ama aklım orada yani, içeride. Seninle konuşuyorum ama içeride. Yani acayip bir şey ya. İçeridesin. Mesela o içerideki haletine göre ona da davranıyorsun. Vefa, şefkat, anlayış. Adama bakıyorsun böyle, kadına bakıyorsun. Acayipime gitti ya. Mesela muhtaç olana yardım ettiğin zaman geçen birisine şey için söylüyorum. Tanımlamak için misal olsun diye. Hakikaten muhtaç olduğunu bulmuştum. Bir nikaha gitmiştim de. Dönerken bulmuştum böyle bir şekilde işte yardım et, vesile oldum hem de ben de verdim. Ya kardeşim inan bana onun ben 10 katını harcasaydım o parayı o kadar mutlu olamazdım ya. Niçin söyledim bunu? Maddede böyle bir mutluluk var mı? Maddenin fonksiyonu mudur şimdi bu? Üzülmek maddenin fonksiyonu mudur? Madde dediğin şey nedir? Karpuz gibi yarın iyim var. 3 tane iyi bir me var. İyim, ihtiyaç. İhtiyaç, iştiyak, meyil. Maddenin yapısı bu. Tamam. Ona atom denince, madde deyince atom da son duraktı. Kuantum fiziği ile artık ateizmi, ispat perestliği, maddenin hakimiyeti
kalkmış çok şükür rafta. Nedir o? Kuantum fiziğiyle yani sanki kum saati gibi böyle kum geliyor, inceleşiyor. Bir bakıyorsun ki madde inceleştikçe diyor 29 sözde, manaya geçiyor kuantum fiziğine. Bir bakıyorsun ki burada her şey bir yerde, bu bir yerde. Ama kuantum fiziğin bu şeyden geçen sen belden, kuantum fiziği, metafizik, altyapıya geçince bu bir yerde değil. Olması gereken her yerde. Nasıl yapar? Hem dalga boyu olarak gözüküyor, farklı. Hem de tanecik olarak gözüküyor. Hem o. Nasıl fark ediyor? Kuantum fiziğinde öyle diyor. Kim ne niyet ediyorsa, gözlemliyorsa, yani ihtiyaç, iştiyak, incizap meyline göre ya tanecik oluyor ya dalga oluyor. Allah rızası için olursa dalga oluyor. Yani desinler diye yaparsan o yardımı tanecik oluyor. Kuantum fiziği. Gözlemleyen birisi var olunca teke düşüyor. Gözlemle yani böyle etrafa göre yapıyorsun. Tanecik hareket yapıyor. Fizik, kuantum fiziği. Allah için ince kimse yok. Dalga olarak karşı iletişim yapıyor. O bile beni birisi gözetliyor diye davranışını değiştiriyor. Hani maddeydi? Hani şuursuz şeydi? Ya ben fizikten söylüyor. Fizikten söylüyor. Eğer diyor tanecik birisi onu gözlemeye kalktığı zaman tanecik hareket yapıyor. Yok kimse yok ama gizli bile kamera koysan o anlıyor. Yoksa dalga yapıyor. Beyin dalga olarak, tanecik olarak hareket etmiyor. Kimyasaldır. Onun için o kadar önemli ki. Mesela su. Niye? O kadar önemli. Doğru düşündüğün zaman o dalga olduğu için tanecik değil. Doğru düşününce doğruluk tane olmuyor. Nihayetsiz oluyor dalga. Sahile kadar götürüyor. Tane olsa bir yere çıkacaksın. Adam yüzde yüzde sahile çıktı. Bir de deniz böyle komple geldi. Ah ah Risale-i Nur kurban olurum senin yoluna. Ah bir anladığımı anlatabilsem diyorsun. Ne çıldırıyorum. İçeride diyorum ama şey yapamıyorum. İçeride nasıl hakim böyle. Diyor ki bir tane söyle demişti. Ya ne diyor ya içeride birisiyle de ben kendimle tanışmamıştım yabancıydım falan. Abi diyor bu ne diyor diyor. Tamam. Bir tanesi dedi ki baba ne diyor bu diyor. Vallahi biraz işte gördüğün gibi biraz eksik dedi. Yani içeride hep ben yalnızlaşmışım. Hep dışarıda yemişim. Hep başkalarıyla da. Hiç kendimle meşgul olmamışım. Kendimi meşgul edememişim. Tanışmamışım. Kendimle lezzet alamamışım. Hep böyle kendimle baş başa kaldığım zaman sıkılmışım. Oysa huzur olması lazım. Hep böyle hariçte aramışım kendimi. Allah Allah. Oysa kendimi hariçte değil, kendimi kendimde aramalıyım. Aklım aklıma bela olmasa bulurum yani. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Öyle çalışıyor. Yani tevhid nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'ın birliği diye lugat taşı yaparsan bu sefer insana keyif vermiyor. Lugat ya. Şu. Hak, batıl, doğru, yanlış, siyah, beyaz. Zıtlar görüyor musunuz kainatta? Ama zıtlar birbirinin hukukunu yok etmiyor. Zıtlar beraber ama sistem çalışıyor. Zıtların bütünlüğü. Bu vahdet. Ha? Birlik ama Allah'ın birliği değil bu. Sistemin birliği. Hangi sistem? Zıtların birliği. Tamam mı? Bir görün kainatı. Şükrü. Zıtlar mı abi? Bu vahdet. Bu zıtların birliğinin sahibi olan tevhid. Allah bu işte. İkisi olmayan bir. Nasıl bir? Değil, iki, iki eksi bir öyle değil. Zıtların bütünlüğü olan sistemin birliğine vahdet deniliyor. Hak, batıl, iman. Ben kendime şahidim. İman, küfür. Geçenlerde Allah'a isyan etti. Nuh aleyhisselam. Ya acayip insanlar ya. Nasıl dayanırız? Çok acayip. Ya Rabbi benim çocuğumu niye boğdun diye bana söz vermiştin. Senin aileni, iyalini öldürmeyeceğim dedi. Tamam mı? Aleyhisselam. Mealen söylüyor. Ya Rab gözümün önünde dalga, bir dalga vurdu duman etti. Ya Nuh. O senden de ama sizden değildi.
Bir de bana böyle sorular sorma, seni süründürürüm diyor. Çünkü senden değildi. Bak, Ulunas peygamber ha. Sonra dedim ya, Allah Allah, bu asırda Nuh var mı? Var diyor Kastamonu, o 131'de. Ulan gemisi nerede binsek ya? Gemisini aradım, bu 131 sözlerde buldum. Zelzele, yangın, taun, tufandan kurtaran Risale-i Nur hizmetiymiş dedi. 4 tane. İyiyim. Hizmetin içiymiş. Cebeli Cudi gibi Anadolu'yu kurtarmış. Herkes, bu saatte kıyamet koparken dışarıda korona böyle. Siz bak ne kadar rahatsınız. Bak yemin içindesiniz. Rahat değil misiniz? İmandır. Maddenin fonksiyonu mudur? Aynı madde sizde vardı bir saat önce. Başka ne yükleniyor? İyiyim değişiyor. İyiyim. Atomun içinde bunlar var. Atom atom değil. Çok şükür. İyiyim. İyi ki buradayız. İyi ki cennette değiliz. Allah şahit. Tam ruhumun zerratıyla söylüyorum. Kemiklerime karıştırıyorum. Allah zaten böyle yaratmış ama. Bu haletimle cennette olmak ister miydin? Tekrar gelmek. Vallahi istemezdim. İyi ki buradayım. Çünkü orayı da bilemeyecektim. Orada kalsaydım. Orada yaratılıp orada kal, burayı bilme, kendimi tanımayacaktım. İnsan olduğumu bilemeyecektim. Ya. Adem Aleyhisselam dünyaya gelene kadar bilemedi. Bilmiyorum. Eğer cenneti cennet bilseydi, sen bunu ye beka bulacaksın tuzağına gelir miydi? Zaten beka alemi. Yalan hayatında olmamış ki. Demek ki ben yalanı bilmem lazım. Adem Aleyhisselam niye şey yaptı? Kandı. Çünkü yalan yoktu. İlk defa yalan oluyor. İyi ki olmuş ya. Şeytan büyük bir iş yapıyor ha. Meleklerin istatlarına hak konulduğu için bilemiyorlar abi. Bilemez. Bilemez. Olsun olsun çocukları sömürüm. Yani bak telefonu kapattırıyorum, çocuklar bana melodi gibi geliyor. Ben telefon şey değil, kendinize değer verin diye. Hiç yapmıyorum. Bunu niye götürüyor ki? Yani neyse. Şimdi istidatları sabit kalırdı. İstemiyorum o köleliği. Ben bana köle olmak istemiyorum. Ben vida olarak köle olmak istemiyorum. İnsanların hayatını, hayatımı geçirmeyi istemiyorum. Videoları seyretmek demek hayatımı hayatına endeksledim. Hayatımı hayatına harcıyorum. Senin yaşadığın maskaralıklara ömrümü veriyorum. Ona bu ömür vermeye değmez. Ya. Çok şükür. Allah Allah. Allah Allah. Kudret-i Samedani'ydi. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Ha, tevhidi söyledik. Tevhid böyle kuru bir Allah'ın birliği değil. Vahdetin sahibi. Yani zıtların hak, batıl, doğru, yanlış, iman, küfür, ölmek. Tamam mı? Ölmek, yaşamak. Ya acayip bir şey ya. Ölmekle muhatap olacağım ben ama beka isteyeceğim. Hakikaten ne kadar orijinal bir senaryo ya. Nasıl yazmış? Ve dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Yani dilim ben beka istiyorum. Ama hak fenamı istiyor. Lan ne yapacağım, çamaşır gibi kıvrandım böyle. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Ben beka istiyorum ama hak fenamı istiyor. Hakikaten beka isteyeceğim de. Ama beka isteyen ölen neler hissedecek ya? Allah nasıl hakikaten yazdı bu senaryoyu? Bu senaryoyu nasıl yazmış? Beka istiyorum. Tövbe estağfurullah, Allah baki, ezeli ve ebedi. Yani tefekkürü küfür, küfür değil. Allah ölmez, bana ölmeyi vermiş. Ölme duyguyu vermiş. Allah fani değil, bana fani vermiş. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu, gene de öyle devam ediyor. Ama bana nasıl zıtları da vermiş. Yani beka istiyorum, ölüyor. Her yerde olmak istiyorum, bir yerdeyim. Ya nasıl bir senaryo ya? Nasıl bir sistem ya? Hakikaten insan Allah ile gurur duyuyor ya. Zıttı zıttı benden cem etmiş ya. Haykırın evde ya. Haykırın. Ya Rab seninle gurur duyuyorum ya. İyi ki Rabbimsin ya. Geçen yatsın namazından. Bir türlü şey geldi. Yani Allah Allah bu. Niye böyle oluyor böyle? Sonra işte Allah ikram etti. Asıl sonuca göre odakla. Rahmet-i İlahi asıldır. Onu esas alırsan cenneti bile istemiyorsun. Ya Rab,
seni senden istiyorum diyebilecek makama geliyorsun. Seni senden istiyorum. Allah'lığını sana vesile yapıyorum. Baba, bu duamı kabul et ya Rabbi diyorsun. Bak diyorsun ki Allah'ım, Rabbim, Allah'lığını sana vasıta yapıyorum. Sen buyuruyorsun Kur'an'da. Bana vesile bulun. Habibin vesilemizdir. Kur'an vesilemizdir. İman vesilemizdir. Sen benim Rabbim oluşum, bana vesilemdir. Bunlardan daha öteye en büyük vesilem, bu haleti bana veren şu anda Esma'ndır. Bu Esma'nı sana vesile ediyorum, duamızı kabul et. Bizi Rizan'a dahil eyle. Rizan dairesinde hareket ettir. Rizan'ı istiyoruz, seni senden istiyoruz. Bizi şehit et ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. Allah'lığını sana vesile ediyoruz. Bu haletimizi yapan Esma'yı vesile ediyoruz. Şu andaki haleti. Senindir çünkü Esma. Tevhid, Celal öyle ister. Sistem böyle çalışıyor. Tevhid ve Celal böyle istiyor. Celal ülkesine hoş geldiniz. Acayip bir şey ya. Celal. Celali ile Cemali, pekmezle tayini Abdullah karıştırırsan pekmez olur ama şey tayin ne olur ona? Tayin, he? Tayini pekmez bir şey olur. Onun adı, isim bulamazsınız. Niye? Kemal olur. Bir de Kamil denen birisi lazım onun ismi. Peki ikisinin cemi pekmez midir? Değildir. Tayin yok. Kemal bu. Tevhid ve Celal böyle ister. Ki bunu fark eden Kamil olur. Şualar ayet-i kübrada Celal, Cemal, Kemal. Çok şükür. İyi ki var Risale. Tevhid ve Celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Hani müstakiliyeti iktiza eder. Ben olmayı isterim kardeşim. 29. sözden söylüyorum. Buz olarak kalmak ister. Su solmak, yani buz olmak istemiyor. Niçin ölüm korkusu var? Buz olmak, may olmak istemez diyor. Su da su olmak ister diyor. Yani insan bilmediği, görmediği, ihata etmediği şeyden çekinir. Sıkıntı da yoksa ölmek istemez. Bugün kim anlattı ya? Bugün bana misafir kim geldi? Ha Ali. Yaşanan belki de buradadır. Allah o kadar güzel bir Allah ki. Gurur duyuyor insan. Bir hastalık var. 26 yaşına kadar yaşıyor. Ondan sonra ölüyorlar. Kas erimesi deniliyor. Kasla alakalı. Ama bu annesi iyi bakması, vesile olması. 30 küsüre kadar gelmiş. Çocuk bitmiş yani. Allah bunu öldürüyor zahirde. Hakikaten doktorlar pompa mompa kar falan geri geliyor adam. 22-30 küsüre kadar hep böyle yaşamış. Sonra anne demiş. İlk konuştu ve son konuştu. Anne dedi ben dedi öldüm. Anne de herhalde şey halüsinasyon görüyoruz diye zannediyor. O olmuş akrabası bu. Anne ben öldüm. Allah bana fırsat verdi seninle konuşmama. Onun için geldim. Biraz sonra gideceğim gene oraya. Anne beni aldılar. Bu gördüğümüz kubbe var ya yeşil şey. Bu mavi. Oralardan öteye geçtim. Anne oralar çok güzel dedi. Ama çocuk ödü patlıyor ölümden. O kadar güzel ki anne. Ben gittim gördüm. Bana dediler ki git annene bunları söyle. Tekrar şimdi geleceksin. Ben sana. Oğlum ne diyorsun? Anne iyi dinle. Zamanım yok. Gideceğim oraya. Onun için orası çok güzel. Anne buradan çok güzel. Ben öldüm ama Allah bana fırsat verdi. Sana beni baktığın için 30 küsür sene. Annene bunu söyle. Biraz da şimdi gel alacağız. Ama biraz önce dedi ben dedi gördüm dedi. Ben ölmüştüm. Doktorlar böyle bir şey yaptı kaldırdı. Tekrar dedi Allah beni gönderdi. Sana bunu söylüyorum. Ben şimdi gideceğim. Oğlum dedi adam gitti. Olmuş ya. Orası çok harika da insan bilmediği için korkuyor. Ama bilenler elini şey yapmış. Niye fırsatım gelmedi ya? Tamam. Ya bunlar Celal, kudreti samedane, samet aynesi olunca insanda bunlar oluyor, inkişaf ediyor. Niye gittim gelmesi çokmuş ya? Kabiri seyrediyor buradaki. Bak diyor o kadın tesbih çekerken vefat etti değil mi usta? Keşke kubur ya, kabiri seyrediyorlar. En düşük evliya ya bu. Ondan sonra sahabe elini kesmiş. Bundan da kabri keseretme daha acayip. Eli kesilmiş, kopmuş, tutmuş böyle. Ya Resulallah bunu yapıştır diyor. Nasıl iman ya ki bu adam bunu yapıştıracak tükürüğüyle? Bu nasıl iman hayal edebiliyor musun? Savaştasın, kolu kopmuş, tutuyorsun böyle. Bir öyle okuma, bir dur hele ya, bir tut kolunu. Kolmuş, ya Resulallah bunu yapıştır. Allah Resulü bu dini uydursaydı aşağı. Kendisi çarpsa diye. Kim kardeşim işte o da bir şey oldu. Adetullah kanunları işliyor. Onu koy kenara senden önce şehit oldu. Getir dedi yapıştır bismillah yafetta. Tükürün bismillah yafetta dedi yapıştır dedi savaştı diyor. Gözü çıkıyor ya Resulallah tutmuşum. Gözümü yapıştır diyor. Lan kağıt mı yapıştırıyorsun? Sen yani ben bu fiilde takılma. Adamın zihniyetini düşünebiliyor musunuz imanını? İmanına bak bu onu yapıştırır. Yani imana bak kemaline bak. Bu onu yapıştırıyor. Bu göz adekası çıkmış. Yapıştır ya Resulallah gideceğim diyor çabuk. Savaşacağım diyor. Kolumu şey yap diyor ya. Getirdim diyor buldum onu düşmüş. Getirdi yapıştır gideceğim diyor.
Ya bu nasıl bir inanç? Nasıl bir olur mu? Olur mu yok yani? Olur yok. Anlatamıyorum ki, çırpınıp duruyorum ya. Nasıl bir şey ya? O hayal et, kolun kopmuş gidiyorsun. Nasıl bir düşünce var sende ya? O da hiç yapmıyor. Ya tabii olur mu ya falan. Ya olur mu bu iş? Adetullah var. Yok, getir dedi, getir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi git diyor. Ya Resulullah'ın imanı da nasıl yani? Ben acayip miyim? Ben şimdi kolumu takacağım, senin kolunu, tamam mı Şükrü? Kolumu takacağım. Lan tamam, senin imanını koy. Benim imanım ne olur? Ben söylüyorum, oluyor. Yapıştırıyorum, oluyor. Gözü çıkmış, yapıştırıyorum. Ben ne olurum ya? Yürüyüşüm değişir, her şeyim değişir, konuşmam değişir, arkadaşım çağırır. Yok, gene bedevilere kanaat etmiş, karnı aç, bir defa uyuyamamış, şey uykusunu tam almamış, bir defa karnı doymamış yani. Kolu yapıştıran zat. Nasıl bir iman yahu? Nasıl bir iman bilmiyorum ki. Yalnız şu kadar derim. Allah şanına yakışır gibi ona muamele etsin. En büyük iyiliği bize o fedakarlığı yaptılar. Ben Resulullah'a o kadar diye biliyorum. Rabbim ona nasıl yakışıyorsa o fedakarlığından, o kahramanlığından bizi din-i mubini ve Allah'ı tanıştırdığı için, Allah tanıttırdığı için, Allah'a bizi taşıdığı için onun bu iyiliğini ödeyemeyiz. Ancak acizim, ya Rab, Hazreti Peygamber Hazreti Osman'a dediği gibi, ya Rab, bunun Osman'ın verişi karşısında ben aciz kaldım. Mealen aynen söylüyorum. Osman'ın bu kuyuyu, o zor durumdaki Müslümanların durumu değil, Osman'ın bu verişi karşısında ben aciz kaldım. Zira en iyi karşılığı sen verirsin. O anda vacip oluyor işte cennet Osman'a. Ya Rab, şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliği, o fedakarlıklar, o sahabe konunu getir. O imanlar var ya, o imanlar havada uçuşuyor, iman. O itikat, o teslimiyet. O haleti ruhiyeleri şefaatçi yapıyorum. Bedir ve Uhud haletlerini. Orada tecelli eden Esma'nın hürmetine. Ya Rab, Müslümanlar affeyle. Allah'ın nur talebelerini affeyle. Allah'ın bizim evlad-ı âlimizi, usul ve furularımızı affeyle. Şanına yakışır gibi muameleyle. Uhud ve Bedir haleti ruhiyesini oluşturan Esma'nın hürmetine. Allah'ın hürmetine bizi affet ya Rabbi. Allahu Ekber. İstiklali iktiza ediyor. Sultan ezelinin memurları. İnsan. Saltanat rububiyetinin icraatçıları değillerdir. Yani bu sistem gene onu aktif ediyor. Ama o değil. Hep o Allah. Yani ben sonucu söylüyorum. Sultan ezelinin memurları. Atomdan tut. Her bir latife, her bir vefa, şefkat, haya. Mesela ikide bir ağzına doladım vefa diyorsun. Vefa nedir biliyor musunuz? Benim bence ifadeyle imanın kıvamıdır. Her yemeğin de bir kıvamı var ya. Hani bazıları o yemeği onu tutturamıyor. O yemeğin kıvamı yok mu? İmanın kıvamı vefadır. Vefa. Vefa nedir? Rahmet-i ilahi esas alıp süreci değerlendirmektir. Ne demek yani? 9 tane kötülüğü içerisinde Şükrü'nün bana o iyiliğini esas yapıp davranmaktır. En azından budur. Vefa onun çatısı. Evet. Süreci böyle. Vefa bu. Ya ben bunun iyiliğini ödeyemem. Bana mesela Abdullah Demirtola buradaysa o da şahit. Bir defa 20 sene önce mi ne? Havuz buraya geldi. Sağa sola götürüyorduk ya. Onun da ailesine oradaki eski Yalıköy'e. Bu okuduğu adam ya işte Rize'den geliyor buraya kadar gidiyor. Senin evine senin için gelmiş. Bu arada bir yemek yedirmiş. 20 sene her gün ne zaman telefon edersem ben seni beni tanıdın mı Hafız dede diyor. Seni unutur muyum dedi. Bana dedi yemek yedirmiştin diyor. Lan senin için gelmişti zaten. Ben senin için gelmişim demiyor. Bana yemek yedirmiştin ben unutur muyum? İmanın kıvamı işte. Kalbinin 40 yıl hatırlar mısınız? Ya. Hızır abi rahmet ederdi ki şeker koyarsan 80 olur dedi. Mükemmel bir insandı. Siz mahrumsunuz o abilerden ya. Hayatımıza neler yüklemiş. Efendim? Siz varsınız. Estağfurullah. Ancak ben naklediyorum. Fe subhanallah ya. 40 yıl hatırı var acı kahvenin. Hasan dedi. Sen ona bir şeker de koy 1,5 kaşık. 80 sene dedi. Hızır abi miraç yap ya. Atar araya. Atar. Şimdi sen meyve yiyor sonra konuşuruz. Ben hiç kimse yok. Bak miraç yapacağım benim bazen deliliğim tutar. Peki tuttu o zaman. Şu dolap var ya he abi. Üzerinde böyle eskide modaydı. Kola takılırdı saatlere. Şey radyolara kadar ufak. Kola takılırdı böyle gezilirdi. Haberler öyle dinlerlerdi. Radyo böyle ufak. Ondan bir tanım vermişler. Benim miraç ikimiziz. Peki deliliğim tutar. He Hüzur abi. Deliliğim tutarsa. O radyoyu görüyor musun he? Aç onu. Nereye açayım? Ne olursa olsun bir şarkı açarsın. La Hüzur abi. Delilik ne demek? Abi o zaman görürsün olursa. Ama dursun kafanda. Ve o devlet işi çıkınca devreye getirmek için o aramış denmesi lazım. O şarkı türkü çalınca yere inecek. Biz kısa giderdik lan beni bırakırsın derdi. Beni buraya giriş yapmak için orada diye çarpsın de. Ya böyle deliler de. Ya acayip bir şey ya. Çok şükür. Bunlar bizi bekliyor. Ve son şeyimiz olsun. Saatiniz geldi. Arkadaşlar, ölüm bunlara kavuşmaktır. Ölüm dostlara kavuşmaktır. Ölüm Rabbine kavuşmaktır. Ölüm bu bedeni misalilerinin bütünsel halidir. Ölüm beklemediğin, tahmin etmediğin rahmet-i ilahiyenin ihsanına şahit olmaktır. Böyle bir dostlar orada biliyor musun? Üstad diyor, işte İmam-ı Rabbaniler, işte Gazaliler, Geynaliler, kabrin öbür tarafındadırlar diyor. Ziyarette böyle, işte yakın yok mudur? Evet, bazı izahlar yaparken yine Risale-i Nur kullandım. Geceniz mübarek olsun. Ancak Allah şahit bu şeylere, şu halet-i ruhiyi de şefaatçi yapıp bizi biz etsin, bizi başka etmesin.
Bizi bizden ayırmasın. Bizi kendimiz halimize bırakmasın. Bizi o dostlarla beraber eylesin. Yani bu haleti vermişse o zaman onu da verecek. Gel de bir aşırı oku. Özlemişim şu aşırı. Fatiha'yı sen yaparsın. Şimdi gel abi. Saatiniz var mı? 5 dakikası var. Ama sen yine şey yap da ne kadar olursa. Geçsin ya, bir şey olmaz ya. Buralarda parası. Ne diyorsun zaten abi? Çok şükür. 10 dakika oku be, 5 dakika. Özlemişim kardeşim ya. Dersi dönmüş. İsa'da olmasa ne yapacaktık ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن ولويه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح